Evet sevgili dostlar golvan.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 10 Şubat 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Shorts küçük böyle güzel bir video attım. Arkadaşlar kısa kısa oynatma listesi açın açık tutun açın açık tutun günün içinde birden fazla kez açın. Bir saat açık bırakın arkaya dönün bakın zaten 80 tane 90 tane video izlemiş oluyorsunuz. Hediye üyelik veriliyor ya direkt size çıkar. Sonra diyorsunuz ki hocam niye bana çıkmadı ben de video izledim. Sen belki 50 tane video izliyorsun. Adam 1 saatte 80 video izlemiş oluyor. Gün içinde bile birden fazla kez açın arkadaşlar. Bugün akşam e, malum takımla Başakşehir'in maçı var. Eğer Başakşehir puan kazanırsa puan ya da puanlar alırsa canlı yayına gireriz. Orada bile hediye üyelik verilir. Arkadaşlar forma çekilişi için üye olmanız çekiliş anında üyeliğinizin sürmesi lazım. 15-16 Şubat gibi yapacağız. Yani o anda üye olmanız lazım. Üye değilseniz hakkınızı kaybediyorsunuz. Hocam bugün hediye üyelik aldım ya da yarın aldım. Çekilişe katılabiliyor muyum? Evet katılabiliyorsunuz forma çekilişine. Yani o yüzden bugün ve yarın olabildiğince video izleyin arkadaşlar. Benden tavsiye kısa kısa oynatma listesini ve diğer oynatma listelerini açabilirsiniz. Tepefeden kulüplere zemin resti. Süper Lig'de son haftalarda gündemden düşmeyen zemin bozukluğundan sonra TFF harekete geçti. Merak ediyorum sadece son haftalarda mı bozuktu? Hani Aptala anlatır gibi anlatıyorum bazı şeyleri ama son haftalarda mı bozuktu? Ben sadece son haftalarda bozuk olduğuna inanmıyorum. Sezonun başından beri böyle. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal son olarak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk olarak. MKE Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu orta olarak. Oynadıkları Türkiye Kupası maçlarından önce falan filan. Inter Milan. TFF'den 2024'de. 1403 1523 sayılı stadyum zeminleri hakkında konulu yazı. Görseller birçoğunda riskli olduğu tespit edilmiş. TFF ekipleri denetleyecekmiş, takip edecekmiş ve sporcu sağlığı, oyun akış açısından müsabaka oynama koşullarına uygun olmayan standart statların müsabakalara kapatılacağı kaydedilmiş. Ben gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe Pendik'te bir sürü sakat verirken o statlar hazır mıydı? Yani İsmail Kartal bu, sah bu sahalarla ilgili görevliler kimse daha iyi bakması bakım alması lazım demiştim Doğru haklıydı. Fenerbahçe arka arkaya iki tane kötü zeminde maç çıktı. Antalya zemini berbattı. Gaziantep zemini berbattı. Pazartesi günü Beşiktaş Kayseri'ye geliyor. Kayseri zemini de berbat. Arkadaşlar bakın. Ne öyle kar oldu, ne boran oldu, ne fırtına oldu. Eskiden Kayseri 30 santim, 40 santim kar yağardı. Rabbim tekrar geri nasip etsin. Bilmiyorum ormanlarımı yok ettiğimizden. Bilmiyorum ağaçlarımı kestiğimizden. Bilmiyorum ee, kardeş kardeşi dolandırdığından mı kardeş kardeşi öldürdüğünden mi bilmiyorum artık neyin bereketsizliğinden neyin uğursuzluğundan neyin şükürsüzlüğünden ama eskisi gibi kar kalmadı bir şey kalmadı bir Ardahan'a yağdı herhalde Türkiye'ye yağması gereken kar komple Ardahan'da toplandı herhalde yani Ardahan insanları kendisi demek ki birbirine saygılı bayağı sevecen insanlar var mı Ardahanlı takipçimiz ona da selam olsun yani abi Kar olsa anlarım. Antalya zemini ya Antalya ya Antalya turistik bölge ya Antalya. Antalya'nın zemini bozuk olamaz ya. Böyle bir şey yok ya. Yok. Ha bir şey mi yapacaksın? Git sezonun başında yap. De ki zeminin bozulursa ben de seni bozarım. O zeminde oynatmam de. Korkuyu ver. E, Fenerbahçe geri mı? Fenerbahçe'nin zemini niye bozulmuyor? Güneş enerjisi, güneş açığı bilmem nesi falan filan tutuyor. Uzman getirtiyor yurt dışından. Bir zahmet. Ben şunu söyleyeyim. Öyle Galatasaray'ı rahat edeceğim falan filan dedi. Gitsin oynasın. Fenerbahçe'ye belki de kumpas kuranlar. Belki de o pendik kumpasını kuranlar. Galatasaray hiç bilemezsin. Oynasınlar da sakat versinler diye. Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Gönlünüz neyse yediğiniz ekmekte o olsun. Şimdi aslına bakarsanız ben bir şey yapacağım. Yapacağım şey şu arkadaşlar. Dün ben burada maç önü şey, e, transfer sezonu canlı yayını yaptım. Orada bazı sorular sordum. Bunu da ankete döktüm. Bakınız bu benim Twitter hesabım. Ve anket herkese açık arkadaşlar. Şimdi anket sonuçlarını ben yorum yapmadan size izlettireyim arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi sağ beki, sol beki. Hocam 77 kişi var geçerlilik. Arkadaşlar herkese açık. 1 milyon kişi de oy kullanabilir. Anlatabiliyor muyum? Neydi hocam senin takipçilerin zaten Fenerbahçeli. Hayır. Benim Avustralya'dan bile takip eden kardeşim var. Yani Galatasaray'da Beşiktaş'ta Trabzonsporlu bir sürü takipçim var. Ben yorum yapmıyorum arkadaşlar. İzleyin siz. Şimdi buradan sonra da şey geliyor. Futbolcuların tek tek isimleri geliyor. En iyi forvet, ikinci forvet. Bakın. Şimdi geliyor. Hangisi? Takımların sağ kanat oyuncuları arkadaşlar. Hani siz Fenerbahçe futbolcularını yerin dibine sokuyorsunuz ya. Takımların yedek sağ kanat oyuncuları. Ya da rotasyon sağ kanat oyuncuları. Takımların az forvetleri. Abu Bakar kadro dışıydı. Bilmiyorum affedildi geldi gitti. Henüz yok. Ama Abu Bakar olsa belki Icardi'den daha fazla puan alırdı. Takımların yedek forvetleri. Yani şu an için yedek forvetleri. Abu Bakar affedilmiş sakatlıktan dönmesi halinde. Bakın arkadaşlar hani sadece Fenerbahçe'de oy kullansaydı o Vinicius bir kişi bile seçmezdi. Takımların sol kanat oyuncuları. Bakın Galatasaray taraftarının ağır küfürler ettiği Kerem Aktürkoğlu bayağı oy almış. Rebic hiç almamış. Yani Beşiktaş taraftarının memnuniyetini anlayın. Takımların 3. forveti. Hani yangın yapıyorsunuz ya Serdar Dursun gelmesin diye. Baran Demir arkadaşlar Galatasaray'ın 3. forveti. Bir Galatasaray'ın ben bugüne kadar yangın yaptığını görmedim. Bu arada sağ altta 488 yazıyor yani 488 kişi görmüş. Tenezzüle de boy kullananlar bunlar. Ön liberolar kendini yere Ateira %23 almış. Hangisi? 6 numaranın yedeği arkadaşlar. Yani İsmail Hüseyin yedeği Kurunic. Torerya'nın ki Endombili. Beşiktaş'ın ki Gökhan İnler. Çünkü Hacı Ahmet sakatlandı sezonu kapattı. Yani ha de koysam bir de o da aynı oyu alırdı. 8 numaralar arkadaşlar. Takımların mevcut durumda 8 numaraları. Bu da 8 numaranın yedekleri. Yani Fred'in yedeği Zayt ya da Mert Hakan. Beşiktaş'ın 8 numara yedekleri arkadaşlar. Tayfur Bingöl, Demir Ege. Galatasaray'ın Berken, Kütlü, Hamzi Akman. Evet arkadaşlar bakın sizin yaptığınız yangından dolayı diyorum ben. Galatasaray'ın 8 numara yedekleri Berkan Hamza. E Fenerbahçe Zayt Mert Ben de kabul ediyorum. Ben de beğenmiyorum ama öbürlerine baktığım zaman Sübhanallah dedim ben. Ben ince ince şoka uğradım. Takımların 10 numaraları. Ya Muçi bence bilinmeyen bir isim. Oynadıktan sonra yorumlamak daha doğru olur ama 691 kişi görmüş. Yani yine de azım sanmayacak bir oy var. Burada ben Semih'i seçiyorum. Sol kanadın yediği arkadaşlar. Yani tad için yedeği Joshua King. Kerem'in yedeği Zaha. Öbürünün yedeği Semi Kılıç. Açıkçası ben Semi'yi seçiyorum. Bak bunu da söyleyeyim yani ben böyle harbi bir adamım. Beni tanıyorsanız adam gibi tanıyın. Ya yani ben harbi bir adam. Ben Semi'yi seçerim. Bizde olsa efsane olurdu. Keşke Joshua King'i verseydik. Semi'yi verselerdi. Ben kabul ederdim ama işte salak değil tabi vermez. Ya şurada şu canlı yayının tekrarı arkadaşlar. Sona geldik artık. Bu canlı yayını tekrarını artık birilerinin izlemesi lazım. Bu arada Fenerbahçe transfer dönemi ben 10 onun üzerinden 10'la değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Yani bizdeki durumlar bunlar. Bizdeki duyumlar bunlar arkadaşlar. hatta şurayı vermem lazım ya. Baksanız arkadaşlar. Bak. Şimanski, Fred, Radekurnic ya da İsmail. Başakşehir maçı ne olur diyor. Ben de şunu yazdım. Oyuncular Allah'tan korkarsa alır. Malum şeylerden korkuyorsa al alamayabilirler. İddia ediyorum bugünkü maçın ilk yarısı berabere sonuçlanırsa Başakşehir maçı alır. Yok ilk yarı Başakşehir önünde tamamlarsa ikinci yarı Galatasaray alır. Son günlerde iddia şeyi gibi hani sürekli böyle görüyoruz ya ilk yarı bir, biri önde bitiriyor. ikinci yarı diğer önde bitiriyor. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Kimin skoru daha büyük? Bakacağız. Yani durumlar bunlar. Duyumlar bunlar. İsmail Kartal suskun kalan 3 yıldızdan memnun demiş. Edin Ceko, Şimanski ve Tusan Tadiç üçlüsü. Fenerbahçe taraftarı memnun değil. Fenerbahçe taraftarına göre üçü de çöp. Bunun üçüne de çöp diyen Fenerbahçe taraftarı varsa salak ötesi salaktır. Aptal ötesi aptaldır. Geri zekalı ötesi geri zekalıdır. Yorumda bazı arkadaşlar videoyu dinlemiyorlar, anlamıyorlar, kafaları basmıyor. Diyor ki sen taraftara salak dedin. Sivanski, Ceko, Tadiç'e çöp diyen kişi salaktır. Net salaktır. Bunlara çöp diyorsa, Fenerbahçe taraftarıyım diyorsa salaktır. Daha ne yapmaları lazım? Hani ne yapmaları lazım? Evet son haftalarda suskun kaldılar. Evet performans düşüşü gözüküyor, kabul. Bana göre düşüş yok. Şimanski görevini yapıyor arkadaşlar. Siz anlamıyorsunuz. Şimanski görevini yapıyor. Ceko da görevini yapıyor. Tadiş de görevini yapıyor. Bak siz anlamıyorsunuz. Anladığınız zaman çok geç olacak. Üçü de görevini yapıyor. Performans düşüşü yok aslında. Bir eksik var. Fred katkısı yok. Fred katkısı olsa gol ve asistler başlayacak. Bak Kurunic, İsmail, Fred katkısını sunsun. Bunların gol ve asistleri başlayacak. Haberiniz olsun. Evet ilk haftalar attıkları gol takıma katkı verdiler. Şöyle böyle Süper süperlikte 5 maçtır suskun kalan Ceko 16 golle gol kralı. 2 de asisti var. Şimanski 9 gol 8 asist sadece ligde. Yani son 9 maçta sadece 1 asisti var. Takımın çok iyi yönlendiren Tadic toplamda 7 kez ağlar havalandı. 7 de gol pası verdi. Tadiş gol kaçırdıktan sonra arkadaşlar Fenerbahçe taraftarı öyle bir yüklendi ki maalesef. Çocuk ne yapacağını şaşırdı. Ya arkadaş bu kadar yüklemeyin. penaltı bu kaçar yapacak bir şey yok. Şimdi ee, nereden başla? Fenerbahçe Beko Atina'da kayıp. Ben anlamadım Fenerbahçe Beko'yu. Yani EuroLeague'de Fenerbahçe Beko 26. haftada Panathinaikos Aktora deplasmanda 74-63 mağlup oldu. Ya sıkıntı değil. 11. mağlubiyet sıkıntı değil ama ilk çeyrek Biberov için son saniyede baskete 21-13 önde tamamlıyorsun. 8 fark. Yani ikinci çeyreğe bir başlıyorsun. Saçma sapan hatalar. 27-30 yine öne geçiyorsun. Yani 30'a 27 yine öndesin. 3,5 dakikada yakalanan 11-0'lık bir seri var. 38-30 yenik giriyorsun ikinci çeyrekte. Ya böyle bir şey gerçekten yok. 8 sayı önde tamam diyorsun. 16 sayı ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte fark 15 sayıya çıkıyor. Sonrasında malum. Ben anlamadım bazı şeyler ama keşke gergini sevindirmeseydik. Allah sezon bittiği zaman Ergin Ataman'ı, Fethullah Gülen'i, Abdullah Hocalan'ı ve sair Galatasaray'la hiç kimseyi sevindirmesin inşallah. Futbolda özellikle. Hani dua ediyorum arkadaşlar siz de dua edin. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı. Arkadaşlar İsmail Yüksek karar deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Acaba dedim İsmail Yüksek'i kesip kurun için mi oynatacak? Son maçlarda vallahi şahane billahi şahane. Gaziantep maçında şahane, Antalya maçında şahane. İsmail Yüksek hani Torreira'yla falan ciddi manada söylüyorum. Karşılaştırılmayacak kadar şahane top oynuyor maşallah. Allah devam ettirsin. Bayer Leverkusen ve Leipzig Fenerbahçe Alanya Spor maçına temsilci gönderecek. İsmail Yüksek'i yakın takibi alan iki Bundesliga ekibi kısa sürede Fenerbahçe ile temasa geçecek. Ve takibini sürdürüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar sezonun başında Bayer Leverkusen İsmail Yüksek için tam 16 milyon euroyu bulan bonuslarla teklifte bulundu. Bak Çabya Alonso var ya Harbi söylüyorum teknik direktörmüş ya. Ya kimse bunu onu bunu bekleyin beklemiyordu bence bana sorarsanız ama adam teknik direktörmüş. Geçen haftada 12 milyon euroluk teklif geldi. Fenerbahçe dedi ki 25'ten aşağı satmıyoruz dedi arkadaşlar. Alıyorsanız 25. Hocam 25 etmez. Sana ne lan? Sana ne? Ne demek 25 etmez? Sana ne? Al aynısını. Türk kuralı var. Hadi al. Ya şu ukalalıktan bir çıkın. Neye 25 etmez ya? Başkaları gibi şey yaparsın. Yıllık ücretini de dahil edersin. Oyuncunun bilmem ne masrafını dahil edersin. 55 teklif göndertirsin. 55'e de sattım diye 7-24 şey yaparsın. Sonra öbür takımlardan futbolcu alırken de param yok. 55'e satmadım ki. Aslında 25'e sattım ben. Yarısına da şey çöktü. Bankalar birliği çöktü. Öbürüne de futbolcunun maaşına verdim. Öbür gün, öbür gün de şeye verdim. Komisyonculara verdim. öbüründe de menajerine verdim. Elde 3.5 kaldı dersin ya. Sıkıntı değil. Yapanlar var bunu. Yok değildir herhalde. Vardır değil mi yapanlar? İsmail Yüksek 34 resmi maç. 2548 dakika. 1 gol 3 asist. A milli takımın bankosu. Birçok kulüp devreye girmiş durumda ve yaz transfer döneminde İsmail Yüksek bizim başımızı çok ağrıtır. Ferdi Kadıoğlu çok ağrıtır. Siz görmüyorsunuz. Siz gözünüzü kulağınızı kapattınız. Dinlemiyorsunuz. Şey modundasınız. Crespo'nun Galatasaray maçındaki sevinci modundasınız ama İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder. Allah rızası için bak. Ne olur aklınızın bir köşesine yazın. Deyin ki Mustafa Hoca aylardır söylüyor. Adam bas bas bağırıyor. Yanlış yere odaklanıyorsunuz. Şimanski mimanski elbette kabul ama İrfan Can ve Cengiz Ünder bizim başımızı çok ağrıtır. Daha da abartayım mı? İrfan Can ve Cengiz'den 60 milyon euro benim beklentim var. 60 milyon euro beklentim var arkadaşlar. Bak sezon sürerken daha sezonun ortasındayken bu iddialı cümleyi kurmak akıl işi değil. Ciddi akıl işi değil. Ama ben bu cümleyi kuruyorum. Şimanski artı Ferdi'den minimum 60 milyon euro beklentim var. İrfancan Can Cengiz'den 60 milyon euro beklentim var. Hocam senin hayal dünyana göre dördünü satsak 120 milyon. 120'den daha fazlası benim hayal dünyama göre. 120 milyon euroluk bir satış yap. 120 milyon euroya 15 tane takım kurarsın. 15 tane. Sen 120 milyon euroya bunları sat. Sana var ya her şeyimin üstüne de yemin ederim o sözleşmesi biten futbolcular var ya hani genç futbolcular şunlar bunlar. Sözleşmesi biten futbolcuların menajerleri sana gelir. O 40 milyon euro'lu 30 milyon euro futbolcuların menajerleri sana gelir. Demedi demeyin. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer. Evet yanlış duymadınız. Trabzonspor'dan ee, tarihi transfer. 3 Temmuz unutulur diyeyim. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor kendine bir çeki düzen verip dese ki arkadaş 3 Temmuz'da biz bu adamlara şöyle diyoruz. Böyle diyoruz. 2010-2011 sezonu. Ulan bu adamlara attık tuttuk ettik ama yargıtay kararları belli. FETÖ'cülerin yaptığı belli. Hadi FETÖ'cüler yaptı. Diyelim ki şu var bu var. Ulan bir futbolcu şeyde bir futbolcu da çıkıp demedi ki ulan Fener bana para verdi demedi. Hadsine Sivas başkanı çıktı. Bize dedi bilmem neler yollanıldı şu bu dedi. Ulan... Ciddi manada söylüyorum. Şike yapılmış olsaydı bir futbolcu daha olsa çıkar söyledi. Bak Mesut Bakkal yıllardır bağırıyor Galatasaray bize şike yaptı para verdi diye. Bir Allah'ın kulu da sormuyor. Malatya'ya giden tırlar bilmem şunlar bunlar. Bak öbürü diyor ki Popescu bize para verdi. Öbürü diyor ki Hacı bize para verdi. Öbürü ne, ne yaptı. Denizli Başkanı dedi ki Rigobert Song'a para diye bize teşvik birimi verildi. Neler konuşuldu ya bakın internette var hepsi. Hiçbiri soruşturulmadı. Hiçbirine bir şey denilmedi. Ya ben burada şunu söylüyorum. Yargıtay bir şey dedi mi? Kararı koydu mu bitti. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti padişahlıkla yönetiliyor desem ne dersin? Saçmalama lan dersin. Devlet kanunlarında şöyle böyle. Ben bunu söylesem beni içeri alırlar. Abi 3 Temmuz'a gir. Ben şunu herkese bir uyarda bulunayım. Yargıtay'ın kararı net. Net. E, Trabzon buraya başvurdu, buraya başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, PlayStation'a, PES'e, FIFA'ya. Yani çocuk hakları savunucu UNICEF'e bile başvurdu. Hiçbirinden olumlu yanıt alamadı. Demek ki artık Onların da bir şeyleri bitirmesi lazım. Ah keşke anlasalar, ah keşke deseler ki ulan bizi bu Galatasaray kullanıyor. En iyi futbolcularımıza çöküyor. Ya hiçbir şey, her şeyi attım kenara. Şu Salih Dursun'un falan kırmızı yedi, yedi kişi bıra bırakıldınız. Maçı hatırlayın be. Her bir sizin üzerinizden prim kasıyor. Siz daha neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. <laughs> Ama şunu söyleyeyim eğer Trabzonspor 3 Temmuz'u artık kapattık arkadaş. Devlet ne diyorsa olur bitti. Bundan sonra adını bile anmayacağız derse asıl o zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. Asıl o zaman Trabzonspor başarıdan başarıya koşar. Çünkü bir girdamın içine attılar Trabzonspor bir bataklığın içinde. Elini atıyor. Sürekli aynı şeyi söyleye söyle, çamurun içinde debeleniyor. Dese ki arkadaş kenarda Fenerbahçe bekliyor. Diyor ki al şu sopayı kurtarayım seni. Hayır sen düşmanımsın lan. Sopa uzatmış kurtarayım. Yok. O sopadan tutunsa çıksa dışarı dese ki arkadaş ben bataklıktaki günlerimi unutuyorum. Artık sen benim dostumsun dese asıl o zaman başarıdan başarıya koşar. Ben şunu söyleyeyim. Tutunduğunuz takımlara, tutunduğunuz kişilere çok dikkat edin. Sizi söğüşlüyor olabilir. Sizi söğüşlüyor olabilir. Bak eski Trabzonspor'un eski efsanelerini dinleyin. Onlar çok zekiler. Çok kafaları çalışıyor. Aşırı zekiler. Çünkü onlar olanı biteni çok net görüyorlar. Fanatiklik. O kralı onlar da. Lan hanginiz Hami mandıralı kadar, Lemi Çelik kadar Trabzonsporlusunuz? Hanginiz o kadar fanatiksiniz? Hiçbiriniz değilsiniz. Adamlar için içinden geliyor. Ünal Karaman şu bu. Hanginiz o kadar? Hiçbiriniz değilsiniz. Adamlar ne diyor? Ya, 3 Temmuz Fenerbahçe'ye yapılan bir kumpastır diyor. Trabzonspor'la Fener'in arasını bozdular diyor. İki takım birbirine düşman ettiler diyor. Şimdi ben bu başlığı koydum diye mesela Trabzonspor'lar akınacak. Kimi satıyoruz ulan? Haçen daha falan diyor. Lan kimseyi satmıyorsunuz. Kafasızlık bu kafasızlık başka hiçbir şey Trabzonspor'a Zayt's gitmez miydi? Giderdi. Bizimkiler önerdi ha biliyor musunuz Zayt's'ı? Size verelim diye. Hiç olmasa kiralık verelim. Hatta parasını da biz verelim diye. Kabul etmediler. Zayt's Trabzonspor'da iş yapardı. Kent Trabzonspor'da canavar olurdu. Yani geçeceksiniz bazı şeyleri. Neyse. Herkes kendine bilir. Trabzonspor'dan ayrılan olimpiyat şampiyonu boksör Bu Sena Sürmeneli. Fenerbahçe anlaşma noktasına geldi. Ee, Kuzey Anadolu'nun haberine göre hemen hemen tüm Trabzonspor camiası bu senazın ayrılık kararını şaşkınlıkla karşıladı. Şampiyon boksörü Trabzonspor'un son teklifini beklemeden karar verdi. Ayrılık mesajı yayınladığı öğrenildi diyor. Bak ben şunu da söyleyeyim. Atladığınız detayı da söyleyeyim. Atladığınız detay ne biliyor musunuz? Kulüplerdeki parasal durum. Trabzonspor başkanı bizim hiçbir gelirimiz yok. Biz batacağız demeye getirdi açıklamaları dinledim. Mantık olarak düşünüyorum. Nasıl Trabzonspor'un geliri yok? Ya nasıl yok? Ben çözemiyorum. Ya Trabzon'da stand kurun. Hamsi satışı yapın. Ciddi söylüyorum bak. Buna şakasına dalgasına demiyorum. Normalde hamsi kaç liradan gidiyor? 50 liradan. Trabzonspor e, şeyi satışı yapıyorum diyeyim. 75 liradan satıyorum. Normalde 50 ama 25'i Trabzonspor'a gidecek diyeyim. Bir günde 25 milyon liradan fazla para şey yaparsınız. Elde edersiniz. Bir günde sadece. 50'si hamsi satışına 25 Trabzonspor kasasına hadi. Bir günde 25 milyon lira. Çok zor değil bunu 4 gün yapsan 100 milyon TL. Büyük bir hayat olur Trabzonspor'a. Çok ciddi hayat olur. Daha bir sürü şey var. Ben onu anlamadım ama neyse. Bu seans e, iyi bir sporcu. Yetenekli bir sporcu. ilk olimpiyat şampiyonu Türk boksör. Yani altın madalya alan bir Türk boksör. Fenerbahçe'de sporun ülkemizdeki en büyük temsilcisi Atatürk'ün takımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerlerini ön plana alan elinden gelince Türkiye'yi dünyada temsil eden takımımız. Yani bu Senaz'ın transferi Fenerbahçe açısından çok çok zekice olur. Bu arada 2023 yılında Mustafa Vehbi Koç spor ödülünü almış. Arkadaşlar şu salak salak düşmanlıklardan bir çıkalım artık yeter. Bu Senaz Fenerbahçe'de oynayamaz. Niye oynayamaz? Abdülkadir Ömür Fenerbahçe'de gayet de rahat oynardı. Yusuf Yazgı Fenerbahçe'ye teklif edildi. Yusuf Yazgı da gelmek istedi. Fenerbahçe dedi ki hani bizim o bölgede ihtiyacımız yoktu. olsa alırız dedi. Ya bunlardan çıkın artık çıkın. 0-7 yaş grubu şeylerden çıkın. O gün Abdullah Fenerbahçe'ye geldi. Ne kaybetti? Neydi o? Ee, Serkan Serkan neydi? Sabek ya. Serkan Balcı. Trabzonspor'a gitti. Ne kaybetti? E Fenerbahçe Gökhan Ünal'ı Trabzonspor'dan zamanında aldı. Ne kaybetti? Ha, Fenerbahçe kaybetti aslında. Yani geçin artık bunları ya. Bunları geçin. Bunlar 0-7 yaş grubu şeyler. Artık bunlara takılma. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'ye şike imasında bulunan arkadaşlar dikkat edin. Çünkü anayasal olarak bu güvence altına alındığı için başınıza iş alırsınız. Ben söylemiyorum bunu. Ben e, yap, yapmam yani umurumda değil. Ben kimseye uğraşmam ama başınıza iş alırsınız. Dava falan açar insanlar size. Çünkü eş, şeyler var, emsalleri var. Dikkat edin. Gerek yok. Ben sadece şunu söylüyorum. 2010-2011 Temmuz şey 2010 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir. İkincisi Trabzonspor'dur. Bitti. Ondan sonraki sezon Trabzonspor'un Galatasaray'a hediye ettiği futbolculara bakın. Niye Galatasaray'ın Trabzonspor'la bu kadar maşa olarak kullandığını düşünün. Deyin ki arkadaş biz madem o sezon şampiyonduk ikinci sezon niye bir sonraki sezon niye biz ortalardayız? Fenerbahçe o kadar futbolcuyu göndermesine rağmen 0,5 puanla niye şampiyonluğu kaçırdı? Bu kadar baskı varken cümlesine cevap verin. Demek istediğimiz siz de anlarsınız. Ama şu oldu. Ama yasal dinleme değildi. Ama şu değildi bu değildi. Lan hepsini geçtim. Hepsini. Mantıkla gidin. Boş verin onu bunu şunu. Mantıkla gidin. Ya Galatasaray maça çıkıyor. Oyuncu elini çekiyor. Oyuncu kolunu çekiyor. Oyuncu müdahale etmiyor. Al sana şike. Fenerbahçe maça çıkıyor. Aynısı oluyor. Al sana şike. Şike budur. Emelike Fener'e karşı oynamadı şike. Trabzon'a karşı da oynamadı. O zaman o da şike. O zaman Trabzon'su burada şikeci. Böyle bir şey. Ya yıllardır kandırıldığınızın farkına ne zaman varacaksınız? Kullanıldığınızın farkına ne zaman varacaksınız? Lan en iyi futbolcularınızı Galatasaray'a bedava verdiler. Uyanın bir kafanızı bir çalıştırın. Burak Yılmaz, Umut Bulut. Bir düşünün ya Selçuk İnan. Ya bunlar bak. Bugün diyorum bugün. Bugün Trabzonspor'da aynısı olsun. Selçuk İnan 15 milyon euroya gider. Burak Yılmaz 12.5'a falan gider. Umut Bulut 7'ye 7.5'a gider. 3 futbolcu satarsın. 30-40 milyon euro para elde edersin bak. Engin Baytar'ın gitti, Ceyhun Gürseram'ın gitti lan. Hiç mi düşünmüyorsunuz Galatasaray'ın niye iki takım olduk biz diye? Hiç mi sormuyorsunuz? Hiç mi kafayı çalıştırmıyorsunuz? Hiç mi demiyorsunuz? Fenerbahçe düşmanıyız tamam Fenerbahçe şöyle yaptı böyle yaptı. Ulan bunlar bizi yıllardır kullandı diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Bana Galatasaray'dan Trabzonspor'a giden bir tane futbolcu söyleyin. 2012-2011'den bu yana bir tane futbolcu söyleyin. Ben de diyeyim ki al gülüm ver gülüm olmuş. O ona vermiş o da ona vermiş. Biz Beşiktaş'tan Tolga Yarsan 4.250 aldık. 4 milyon 250 bin euro aldık. Karşılığında ne verdik? Hiçbir şey vermedik. 4 bin euro. Şimdi bu sene Zayis Abubakar takası keşke de Beşiktaş o kadar salak olsa da değiştirsin. Yok. Serdar Aziz'in sözleşmesini feshettik altısa Fenerbahçe çöktü. Dedi ki bunlar banyaklık eti biz alalım dedi. Ya kafanızı kullanın. Artık önünüze bakın. Trabzonspor'un geleceği kurtuluşu önünde arkasında bıraktıklarında değil. Ya sizi ben her şeyi geçtim. Sizi maşa olarak kullandıklarını ne zaman anlayacaksınız ya? Ben ama adım soyadım kadar eminim. Anlayanlar var. Çok var. Diyor ki ben sesimi yükseltirsem bana baskı uygularlar. O yüzden söyleyemiyorum diyor. Benim bir Nazım Hoca vardı Trabzonlu. Trabzonsporlu aynı zamanda. Derdik abi bizim asıl düşmanımız Galatasaray dedi lan bizim oyuncularımızı bedava bedava verdik. Niye verdik? Hangi anlaşmayla verdik? Kaç liraya verdik? Bir bakın. Ha ben bu eleştiriyi yaparım ya şey diyorlar. Hocam diyorlar sözleşmesi bittiydi futbolcunun da ondan şöyle böyle sözleşme uzatılabilirdi. Arkadaş biz şampiyonluğa gittik bak kaçırdık. Al iki katı para veriyorum deyip uzatabilirdin. O zaman maddi durum çok çok iyiydi. Ben söylüyorum size istenmeseydi olmazdı. Ve inşallah bak Allah'tan ben Trabzonsporlu kardeşlerime dua ediyorum. Allah gönlünüze öyle bir açıklık versin. zihniniz öyle bir açıklık versin ki asıl dümeni anlayın. Sizi yıllardır kullananı anlayın. Anlayın. Ve deyin ki arkadaş 2010-2011 defterini kapattım. Bundan sonra önüme bakacağım ve bundan sonra düşüneceğim. Düşüneceğim dediğiniz anda gerçekleri öyle bir anlayacaksınız ki. Fenerbahçe'de 5 nedenden ötürü yeniden Serdar Dursun diyor. Arkadaşlar böyle bir haber Gördüm. Madem geri alacaksınız, Neden yolladınız? Serdar kiralanacak. Umut Nair niye gönderdi? Diye. Ben dün buna cevap verdim. Açıkladım. Ee, yani 5 maddede haber diye yapmışlar. Yabancı kontenjanlı. Bak ben bunların hepsini konuştum arkadaşlar. İsmail Kartal olur verdi. Şöyle böyle. Az önce ben size bir sürü gö görsel gösterdim. Galatasaray'ın 3. forveti Baran Baran Bari Dünya Fani miydi? Yok. Neydi? Baran bari çağırın tarihi. Baran, neyse Baran Demir de herhalde. Ben bunları gösterdim bak. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü forvet la. Kaç dakika oynayacak? Bu kadar takılacağınız bir şey yok. Su bak Fenerbahçe taraftarına da söylüyorum. Trabzonspor taraftarına diyorum mi? aklınızı başınıza alın. Fenerbahçe taraftarına da söylüyorum. Siz de aklınızı başınıza alın. Sizi de kukla gibi kullananlar var. Hepinizi demiyorum. Kukla gibi sizi kullananlar var. Sizi yönlendirenler var. Ya sizi cambaza bakmışsa hadi başka tarafa baktırıp siz oraya bakarken cüzdanınızı çalanlar var. Anlayın bunu ya. Ya çıkmış suni tartışmaların eşiğinde şöyle böyle şu olmuş bu. Trabzonspor'da yanlışım yoksa e, Orsic uzun süredir sakatlandı. Yanlışım yoksa varsa düzeltin. Yine bir iki oyuncu sakatlandı. Galatasaray'da Sergio Oliveira sezonu kapattı. Uzun süredir sakatlanan. Yine bir belki bir tane, iki tane, belki iki, üç aylık sakatlık var. Beştaş'ta Hacı Ahmetoviç sezonu kapattı. Ee, Chamberlain uzun süreli sakat bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe'de bu sezon Bekao iki kez uzun süreli sakatlandı. Fred iki kez uzun süreli sakatlandı. Başka? Hani Cikun'un sakatlığı falan var. Oldu yani sakatlıklar. Demek istediğim şey şu. Sanki her takımda üç tane, dört tane kural var. Sezonu kapatacak futbolcu kuralı var dermişçesine. Taraftar diyor ki şu da gelsin, bu da gelsin, şunu da alalım, bunu da alalım. Eksik kaldık. Yani istiyor ki Fenerbahçe taraftarı birinci Fred olsun, ikincisi yine Fred olsun, üçüncüsü yine Fred olsun. Öyle bir dünya yok, öyle bir kar marjın yok. Ben size şunu söyleyeyim. Üç büyük takımlar, dört büyük takıma, 10 büyük takım, 18 büyük takım, kaç tane büyük takım varsa hepsine söylüyorum. Bir az 11 kuracak, parayı basacak, yedek 11. bir. Çürük çarıklardan oluşan bir yedek 11 kuracak. Artık para buraya gidiyor. Artık ilk 11'i babalar gibi olan, az sakatlanan, uyum sağlayan malı götürecek. İş buraya gidiyor. Harbi söylüyorum iş buraya gidiyor. Ben federasyonun yerinde olsam 30 kişilik kadro, 5 tane altyapıdan oyuncu her hafta yani her hafta demeyeyim. 5 tane altyapıdan oyuncu kesin olacak. 21 kişilik kadro mu kuruyorsun kardeşim? Kur başım gözüm üstüne. 3 tane altyapıdan oyuncuyu kesinlikle ve kesinlikle her maç kadroyu alacaksın. İstersen 13, 12, 12 tane yabancı olsun, ister 15 yabancı olsun karışmıyorum diyeceksen o zaman iş yapar. O zaman kulüpler iş yapar. 14 yabancı da sabitle. Güzel. 3 tane de altyapıdan oyuncu etti sana 17. 4 tane de artık hangisini koyarsa koysun. Al sana kadrolar. İyi de istiklal marşını okuyan kalmazsa ne olacak? Ben size başka bir şey sorayım. Hiç istiklal marşını okuyan futbolcumuz olmasın. Bir takım şampiyonlar ligini alsın. Bir takım UEFA'yı alsın. Öbürü konferansı alsın. A milli takımda eşecek değil ya. Bunlar bu kadar başarılı. A milli takımda herhalde Euro 2000 bilmem neyleri alır. Ya Kenan Yıldız Türkiye'ye geldi mi hiç? Ne durumda? Semih Kılıçsoy'un 5 ay önce adını kim konuşuyordu? Arda Güler Real Madrid'e gittiğinde bile çöp ilan edildi. Kim konuşuyordu bunları? İsmail Yüksek Ümit Milli Takım'a hiç alınmadı. Siz ne konuşuyorsunuz bana? Ne anlatıyorsunuz? Ne anlatıyor? Ferdi Kadıoğlu 8 numara herifi sol bek yaptık. Türkiye'nin en iyi sol bekine dönüştü. Siz bana ne anlatıyorsunuz ya? Ne anlatıyorsunuz? Geçin bunları. Bunları geçin. Umarım ben anlatacağım anlatmışımdır. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışımdır. İnşallah kimsenin sinirini toplamamışımdır. Ama ben gerçekleri konuşuyorum. Kendi takımıma kendi taraftarıma da gerçekleri konuşuyorum. Rakip takım taraftarlarına da gerçekleri konuşuyorum. Allah herkese gönül açıklığı, zihin açıklığı versin. Görüşmek üzere.